Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından MHP'de yaşanan istifa depremi sürüyor değerli izleyiciler. Son olarak Samsun İl Başkan Yardımcısı Tuğçe Karadeniz'de mensup olduğum partinin takındığı tutumu vicdanen kabul etmem mümkün değildir diyerek istifa etti. Türkiye'nin bekası isimli panelimiz... Ülke Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesi karşısında MHP'nin tutumu Binlerce üyeyi istifaya sürükledi. Üyelerin dışında teşkilatların yönetim kurullarından da birçok istifa geldi. Son olarak MHP Samsun İl Başkan Yardımcısı Tuğçe Karadeniz partiden istifa ettiğini duyurdu. Karadeniz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada parti yönetimine isyan etti. Suikastın ardından MHP'nin hem sessiz kaldığı süreci hem de suskunluğu bozluğunda takındığı tutumu eleştirdi. Ülkenin başkentinde alçakça ve pervasızca işlenen ve iki küçük kız çocuğunu yetim bırakan cinayet sonrasında yaşanan olaylar ile mensubu olduğum partinin takındığı tutumu vicdanen kabul etmem mümkün değildir. Cinayet gününden bugüne kadar bize yakışan duruşun sergilenmesini umut ederek sabırla bekledim ancak bu süreçte yetkili kişilerin beyanatları ve tutumları dolayısıyla bu bekleyişin beyhudi olduğuna kanaat getirdim. Tüm bu nedenlerle vicdan sahibi bir insan, hukukçu ve Türk milliyetçisi kimliğimin gereği olarak mensubu olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkan Yardımcılığı görevimden ve parti üyeliğinden ayrılmış bulunmaktayım. MHP Samsun İl Teşkilatı'nda istifalar iki gün önce başlamıştı. MHP Genel Merkezi Samsun'da Atakum İlçe Başkanı Murat Akoğlu, Çarşamba İlçe Başkanı Kemal Düzgün ve Tekkeköy İlçe Başkanı Köksal Kısa'yı görevden almıştı. Atakum'a Metehan Yusufoğlu, Çarşamba'ya Harun Kaya, Tekkeköy'e Hakan Süzer getirildi. Bu kararın ardından Kavak ilçe Başkanı Cahit Kamber, Vezir Köprü İlçe Başkanı Dursun Gülünay, Terme ilçe Başkanı Hüseyin Yüksel, Salıpazarı ilçe Başkanı Hasan Yüksel ve Ladik ilçe Başkanı Selami Aktaş görevlerinden istifa ettiklerini açıklamıştı.